Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine City Car Driving'deyiz ve gördüğünüz gibi artık profesyonel sekmesine geldik kariyerde. Bir arkadaşımız yazmış, şu an adını hatırlayamıyorum, kusura bakmasın. Modlarla oynayacak mısın diye, modlarla oynasan iyi olur diye. Şu şeyi bitirdikten sonra arkadaşlar modlarla oynamaya başlayacağım zaten bu oyunu. Bir sürü mod var. Onlarla böyle şehir içinde veya kırsal kesimlerde turlar atarız. Hatta işte şeyler falan, makaslar makas falan gireriz yani o işe de. Sonra burada 3 tane şeyimiz var, egzersizimiz var. Bunlardan sırayla gideceğim. Yani şunu bir denedim ama bir hata oldu, çıkmak zorunda kaldım. Bunu ilk defa oynamıyorum yani, ama diğerlerini ilk defa oynayacağım. Yani yaparken bir problem oldu. O arada çıkmam gerekti. Sonra geri dönemedim. Şimdi hemen başlatayım. Evet arkadaşlar, hemen harekete başlıyorum. Moskoviç'imiz var gördüğünüz gibi. Hadi ışıklarımızı da yakalım sizin için. Şurada bir tepe alıştırmamız var. Hemen burada bir durup park freni çekip gaza basıp arabayı biraz bağırtarak şöyle böyle yaklaşacağım buraya. Yanlış yapmak istemiyorum. Çünkü biraz önce çok basit bir yanlışla ta en sondan buralara dönmek zorunda kaldım. Hayır, 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 hayır. Yeşil yandı. ...20 bu arada hız sınırı. Şimdi bu hız sınırıyla buradan yetişmem lazım. Az sonra çünkü şuraya yeşil yanacak. Aracın direksiyonu çok zor dönüyor. Gerçekten zor dönüyor yani. Hız sınırını kırma diyorsun da buna yetişmem lazım. Çok da güzel gidiyordum ya. Şuraya park etmemiz lazım. Belki de son, yani bu görevin son alıştırması olabilir o. Sol sinyal. Şimdi şuraya bir park etmemizi istiyor önce. Sinyali kapa. Park freni, motoru kapat. Devam. Sinyal falan vereyim de ben şimdi başka bir sıkıntı çıkartmasın bana. Buradan sola dönmemiz gerekiyormuş. Ben şu yukarıdaki oku görmemiştim. Yerdekini de aslında gösteriyormuş yani oyun. İlk başta orada elendim. Sonra şeyde biraz sonra göstereceğim. Umarım oraya kadar rahat bir şekilde gelirsem. Şurada hemzemin geçit var. Biraz önce burada durmuştum. Yine durayım da. Belki şu işarette durmak zorunludur. Yani tren yolu geçidi bu arada. Hemzemin geçit. 20'yi geçme diyor. 20'yi geçmemeye çalışıyorum. Saçma sapan bir şey yüzünden biraz önce buralardan geri döndüm bu arada. Nedir o diyeceksiniz? Sinyal vermek. Buraya girerken sinyal vermedim diye iptal etti. Evet. Bu da tamamlandı. Peki. Ha, finish diyor. Şimdi buradan park frenini mi indirmedim? Ne olur artık bir hata verme. Buradan sağa döneceğiz. Onu da gösteriyor.
Hadi 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 yapabiliriz. Hadi. Ne istiyor? Devam edin. Devam edin. Finish. Yay. 4 dakikadan kısa yapmam lazımdı bunu. 3 saniyeyle bir yıldızı kaçırdım. Tüh. Üzülmüyorum çünkü yapabildim. İlk sipariş. Bu taksicilikle ilgili bir görev olması lazım. Evet öyleydi. Hemen bir denemesini yapayım. Evet arkadaşlar, aracımız otomatik vitesli. Frene basarak, görüyorsunuz sol tarafta, frene basarak vitesi değiştirebiliyoruz. Hemen şöyle emniyet kemerimi bağlayayım. Evet. Farlarını yak diyor. Ha şu bir dakika. D hangisiydi ya? Heh. Şöyle sol şeride geçmem lazım. Buradan U dönüşü yapmamı istiyorsun, öyle mi? Nasıl ya? Abi yaya geçildiğinde nasıl durmayayım? Adam duruyor. Şu serbest mi gerçekten? Vay anasını, döndüm. Neyse, yaya geçildiğinde durma kısmını geçiyorum. Buradan mı döneceğiz? Yok. Sınırı 50 olması lazım. 3000 kilometre, ay 3000 metre yolum var. O yüzden bana yol verin. Burada böyle bir saçmalık. Abi ne yapıyorsun ya? Trafik hakikaten çileliymiş yani burada. Bildiğim kadarıyla şeyin dışına çıkabiliyoruz. Navigasyonun gösterdiği şeyin. Benim sola geçmem lazım. İleriden sola dönmem gerektiğini söylüyor çünkü. Niye 12 puana düştüm ben ya? Dakika var. Öyle mi? Gerçek zamanla işliyor bu arada o. Niye herkes sağ sinyal vermeye başladı bir anda? Çarpacaksın, biraz sağlı git. Yürü 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 yürü. Geçmemeli miyim?
hani ortada kaldım diye. Tabii. Geçmeyeceğim. Trafik feciymiş ya. 3 kilometre var. Haritayı da daha uzaklaşamıyorum. Haritayı M'den de göremiyoruz. Oo. Çok kötü. Ön taraf hiç açılmıyor da. Hadi yürüyün yürüyün, şu yeşilde geçsem bari. Bağ mı dedin? Otobana falan bağlanmamız lazım. 3 kilometre bitmez ya. Bilerek ortadan gidiyorum. Ne zaman nereye döneceğimi bilmiyorum çünkü. Şöyle bir sola atı vereyim ben kendime en iyisi. Orada bir sıkışıklık olacağı belli. Hadi. Hadi, hadi. Şu ladanın önüne atsaydık kendimizi ya. Yalnız şaka maka, o 30 dakikayı dolduracak mıyız ya? Trafiğin en yoğun olduğu saat diyordu başlarken. Yani işte ceza puanı olmasa, o ben çoktan gitmiştim. Bir sağ bir sol. Şuraya geçsem. Kaldı. Vallahi gitmiyorlar ya, inadına gitmiyorlar sanki. Sola dönme olayı çok düşündürüyor beni. Kırmızı mı yanıyor burada? İşin kötüsü kamerayı değiştiremiyorum. Haritayı açamıyorum. Resmen aracın içine hapsolmuşum gibi bir his var şu an bende. Ve süre indikçe iniyor. Herkes de bir sağa sinyal verme olayı. Hadi yürü yürü yürü. Bu yeşilde geçemeyiz bence.
yeşili göremiyorum. Mouse da bir işe yaramıyor. Resmen kapana kısılmışım gibi. 2300. 12 puanımız var. Hadi. Hadi oğlum. Gitmiyor ya. Yeşil yanıyor abi, yürüsenize ya. Çıldıracağım. Kırmızı yanana kadar bekleyecek herif. Nereye gitmem lazım? Ya bırak artık ya. Kırmızı ışıkta geçiş dedi ya. Gerçekten trafikteymişim gibi ayağım ağrıdı ya. Gıdım gıdım gidiyoruz ve bilmiyorum yetişebilecek miyiz. Şuradan bir de sağa dönüş mü var, ne var? Işık çok zaman alıyor. Işık olmasa sırf bu şeyde geçti. Bu egzersizde yani şu an. Yürümüyor oğlum herif. Çıldırtacak beni. Hadi buraya da attım kendimi. Yani istediğiniz buysa, makas atmamsa yaparız. Onda hiç sıkıntı yok. Hız sınırı ne? Bana onunla gel. Hadi Mercedes. Yürü yürü yürü, azıcık yürü. Ben şu araya atayım kendimi. Yapma, çizgide mi geçtim? Neyse bir şey demedi o. Oh. Bak Mercedes çizginin ilerisinde duruyor. Ben de orada durayım diye kesin. Yemezler evladım. Ya şu karşıda ışık varmış zaten. Buraya bakmama gerek yok. Herhalde. Aynısı değil mi? Evet. Şöyle bir gideyim bakayım. Sınırı atmış. Güzel. Sağ yaptık. Yaya geçidi. Yavaşlıyorum. Kimse yok. Başlatma şimdi hız sınırına. Zaten süre bitecek. Hadi hadi hadi. Oo süpersin. Yeşil yandı. Yaya geçidinde kimse yok. Bas 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 bas. İleride ne yapıyorum ya öyle sol sağ sol. Of çok kötü. Şöyle biraz haritayı yaklaştırıyorum.
17 dakikada da herhalde giderim o kadar yolu. Puanım kaldı. Asıl sıkıntı o. Bu araya mı gireceğim? Evet. Allah. Burada hız sınırı düşük olabilir. Buraya kadar geldim ve burada batırmak istemiyorum. O yüzden yavaş gidiyorum. Direksiyon kamerasına çarpıyorum, farkındayım. Evet, hız sınırı 20'ymiş tabii ki de. Ne yapmam lazım? Çabuk söyle. Sağda park edin. Biraz uzun sürdü. Belki araları kesmiş olabilirim. Yine bir yıldızı kaybettik tabii şu şey yüzünden büyük ihtimalle. Evet, sonuncu görevi bakalım yapabilecek miyiz? Hemen zorlu bir gün falan, bir buz tabakası falan, yazlık lastikler. Evet arkadaşlar, şimdi son görevimiz yağışlı bir havada. Daha doğrusu yerler çiğ olmuş. Öyle deniyor galiba. Ve benzinimiz de az. Gaza yüklenmeden hafif hafif böyle benzinciye kadar gitmemiz lazım. Benzinciden sonra taksi durağına gitmemizi istiyor. Şöyle arada boşa atmam lazım çünkü yakıt sonlara doğru bayağı azalıyor. Bak şu kadarcık yer geldim, 4 birim düştü. Viteste olmamak bu arada böyle yağışlı durumlarda kötü arkadaşlar. Muhakkak viteste olmanız gerekiyor. Dönme. Ah neyse. Göbekmiş ya. Hadi yürü git. Oradan oraya geçecek. Akıllı. Biraz sessiz konuşuyorum. Bayağı geç oldu. İnat ettim bunu yapmak için. Evladım hadi yürüyün ya. Kırmızı yanacak adam kalkana kadar ya.
Hayrettir ki hala 20 puanım var. Yakıtım az ama. Biraz boşta gidelim. Boşta daha fazla yaktığını söylüyorlar. Araç bilgisayarları da denedim yani. Boşa attığında sıfır göstermiyor mesela. Rölanti de çalıştırıyor. Büyük ihtimalle hani viteste arabayı bırakmak, hani sürüklenmesini sağlamak diyeyim, boşa atmaktan o ne biçim konuydu ya. Daha az yakıt harcatıyor diye düşünüyorum. Öyle diyorlar daha doğrusu. Frene çok küçük küçük basıyorum. Yeşil yanmayacak zaten biz gidene kadar. Umarım geçebiliriz bu yeşil ışıkta. Maalesef çok sıkıntılı buradaki sola dönüş. Sola dönmek için ışık yok. Karşıdakilerin keyfini bekliyorsunuz falan böyle. O arada bir de puanınızı kırıyor. Yeşil yandı. Hadi bakalım. Sinyalimi vereyim. Lada kalkarsa, Mercedes giderse. O kadar problemler oldu ki en zor çektiğim ve büyük ihtimalle de en zor montajladığım videolardan biri olacak arkadaşlar bu. O yüzden sizden beğeni bekliyorum bu videoya özellikle. Bak ne yapıyor bu? Sağa geçmemize gerek yok. Yavaş yavaş şöyle bu şeritten gidelim. Çünkü sola döneceğiz ileride. Şu küçücük virajlar bile acayip sıkıntı yaratabiliyor bu arada. Yerler ıslak ve yazlık lastikleyiz. O yüzden şöyle çok küçük hareketler yapıyorum ve maalesef kırmızıya kaldık. Şimdi petrol istasyonunu gördük. Bu arada buna benzer bir olay benim başıma geldi. Yakıtım çok az kalıp hani böyle bir yerde benzinci göreyim ne olursun Allah'ım dediğim bir olay başıma geldi. Şehirler arası yolda bir de. Neyse ki bulmuştum. Son 2 kilometre kalmıştı. Aracın bilgisayarında gösterdiğine göre. Siz olun, yakıtınızı sonuna kadar kullanıp bekletmeyin. Hadi artık, hadi artık. Şimdi sola dönerken aynı zamanda sağa sinyal verip şuradaki şeritleri değiştirmem lazım. İnanamıyorum puan düşmeden buraya geçebildiğime. Ve yakıt istasyonuna geldik. Evet. Nice. Hemen şöyle enter'ımıza basalım. Bunun da burada bir düğmesi var büyük ihtimalle ama bilmediğim için şimdi uğraşmayacağım. Evet. Yakıtımızı aldık. Şimdi burada o amcaya yol mu vermeliyiz? Ne oldu ya? Takıldı o arada. Çok az bir yolumuz kalsın. Ne olur artık. Hala 1,5 kilometre diyor. Neyse ki yakıtımız var ama süremiz az bu sefer de. 4 dakikadan az zamanımız var.
Dönerli kavşak. Burada biraz önce yanlış yere döndüm. Sola geçmem lazım. Şu sağdan girdim. O yüzden yine iptal oldu. Lütfen, lütfen müsaade edin. Hadi, hadi emmi, hadi emmi. Kilometreden az kaldı. Bu sefer olsun. Lütfen olsun. Saçma sapan bir şey yüzünden. Puanlarımız gidiyordu. Ve oldu mu? Ne olur bir şey olmasın artık. Stres içerisindeyim şu anda. Bir yaya maya çıkmasın. Isınır 50'ye düştü. Burada ısınır biraz daha düşecek galiba. 40 diyor. Ne diyor? Taksi durağı sağ taraf mı? Bir dakika, bir dakika. Taksi durağı neresi ki? Yapma gözünü seveyim burada. Burada duracağım ya. Ah, inanamıyorum. İnanamıyorum yaptığıma. İki yıldız. Bir daha da herhalde bunu yapmam arkadaşlar. Gerçekten çok zordu bu. Oyunun en zor görevi herhalde bu diyeceğim ama maalesef daha bunlar var. Eğer devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak, Discord sunucuma gelerek ve Twitch kanalıma gelerek beni takip edebilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.